Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün çekeceğimiz modelimiz bu şekilde arkadaşlar, ikiz laleler. Evet. Şu şekilde sık iğneli yaprakların üzerine bu şekilde sık iğneli arkadaşlar laleler yaptım. Bu yaprağın bu sık iğneli lalelere daha uygun olduğunu düşündüğüm için sizlere düz trabzanlı yapraklar yerine arkadaşlar bu şekilde bu sık iğneli yaprakları tercih ettim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ara suyumuz da tabii ki bilindik bir model, çitten oluşuyor. Normalde arkadaşlar dibine kadar bu kirpikli trabzanlardan yapıyordum. Fakat denedim sizler için. Kirpikler yaprağın bu kadar sade görünüşünü engellediği için bu şekilde kutucuklar yaptım. 3 tane kenarına ve ara suyu olarak da 8 tane bu şekilde 7 tane ne kadar mesafe koymak istiyorsanız o kadar arkadaşlar kirpikli trabzanlar koyuyoruz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tığ battılarını hazırlıyoruz. Şöyle arasına 7 tane koymuşum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ara mesafesini ne kadar istiyorsanız. Ama bu kadar da bence yeterli. Şimdi şuraya da bir tane kutucuk yapmışım. Bu kutucuktan 2 zincir çekerek tığ battıya giriyorum. Tam 4 tane yapacağım arkadaşlar. 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Buraya bu şekilde tam 4 tane kutucuğumuzu yaptık. Bu yaprağımız için ara boşluk çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyince bana hak vereceksiniz. 4 zincirimi çektim. Son yaptığımı 4. kutucuğun trabzanına kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma 2, 2 alarak bu şekilde yeni bir kutucuk yapıyorum. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Hemen dönüyorum. Buradaki boş olan kutucuğun ilk trabzanın arkadaşlar bu şekilde bunu buraya kapatıp bir yuva yaptım. Bakın geride 3 tane kutucuğumuz kaldı. Bu şekilde. 3 tane zincir çekip dönüyorum düz yüzüne. Bir defa doladım. Yaptığım bu yuvanın içine 1, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi yaprağımızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi hemen yaptığım bu trabzanıma kapattım. Geri kalan kısma da 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma. 4. sık iğnemi yuvada yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğneli trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Döndüm test tarafına. Çektiğim 4 zincirli yuvanın içine girip kapattım. 4 zincirli tekrar düz yüzüne dönüyorum. Bu yaptığım zincirimin arasına girdim, kapattım. Buraya bir tane tomurcuk oldu 4 zincirden. Geri kalan kısmı arkadaşlar buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnem de yuvada. Bunu arkadaşlar şöyle 7 tane yapıyordum. Unuttum galiba. 8.yi arkadaşlar bu şekilde yuvada. 7 tane zincir çekiyorum buraya 3, 4, 5, 6 ve 7. Çünkü yavaş yavaş bu trabzanlarımı büyütüyorum arkadaşlar. Sık iğneli trabzanlarım 3'ten 5'i şimdi de 7 zincirle büyüttüm. Buradan hemen zincirimin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir.
Dönüyorum düz yüzüne. Bu şekilde sık iğne ile kapatıp tomurcuk yaptım. Geri kalan kısma 9 tane buraya sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu da bu şekilde yuvada yapıp kapattım. Evet, yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş bir yaprak oldu. Boy sırasına göre de büyüttüm yaprağımı. Evet, şimdi lalelerimizin yuvasını yapmaya geçelim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki 4. zincirimin içine kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya da 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane buraya bu şekilde sık iğne yaptık. Dalımız yaptık. 5.yi de arkadaşlar buraya kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir dalımız oluştu. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Çünkü oyamızın ismi arkadaşlar ikiz lalelerdi. O yüzden ikincisini yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. 4. zincirimin alttan sayıp bu şekilde 4. zincirimin içine girip kapattım. Geri kalan kısma yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane buraya sık iğne yaptım dalıma. 5.yi de yuvada yapıyorum. Evet. İkiz lalelerimizin şu sap kısmını yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada şu karşıdaki diğer yaprağı yapmaya geldi. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum yapmaya. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Trabzan yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum. Yaptığım bu trabzanımın içine tomurcuk olarak 3 tane arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. 5.yi de tabii ki yuvada yapıyorum sık iğnemi. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum ters tarafına. Bu yaptığımız tomurcuğun tepesine kapattım. Buraya bir yuva yaptım. 4 zincirle döndüm düz yüzüne. Geri kalan bu zincirimin içine girdim sık iğne ile tomurcuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yuvada sık iğne ile girip kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Döndüm ters tarafına arkadaşlar. Sonuncu zincirimizi yani 3. zincirimizi de çektik. Yine bu 4 zincirle arkadaşlar yuvanın şu şekilde tam ortasından içinden girip kapattım. 4 zincir. Yeni bir buraya tomurcuk yapacağız. Geri kalan kısma 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, geri kalan kısma bu şekilde 9 tane sık iğne, 10. sık iğnemi de yuvada yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık. Yaprağımızı bitirdik. Ve buradaki trabzanımızın içine de giriyorum, arasına da giriyorum. Buradaki trabzan seviyeme inmiş oldum arkadaşlar. Şimdi
Bu ara suyunun ilk önce kutucukları yapacağım 3 tane. Sonra da kirpikleri yapacağız. Bir tane zincir çektim, bir defa doladım. Tığ battıya girip 2 aldım. Bu ilk kutucuğumuz. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 olarak aldım. 1-2 zincir, hemen yandaki tığ battıya girip 2-2 aldım. 3 tane kutucuğumuzu yaptık. 3. kutucuğumuzun üzerine 4 zincir çekip bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 1-2 zincir, pardon arkadaşlar, 1 zincir, çünkü kutucukta sadece 2 zincir, aralarında 1 zincir. Bir defa doluyorum, tığ battıya girdim, 2-2 aldım. 1-2-3-4 zincir, kapattım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2 olarak aldım. Bu şekilde. 4 zincir, kapattım buraya. Bir zincir çektim, bir defa doladım. 2 çıktı arkadaşlar. Tekrar yapalım hemen. 2-2 aldım. Bu şekilde. 3-4 zincir, kapattım buraya. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıma 2-2 olarak aldım. 4 zincir çekiyorum. Trabzana girip kapattım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirpikli trabzanları ara suyu olarak yapıyoruz. 2, 4, 6. Şimdi arkadaşlar, benimki örnek amaçlı olduğu için ben bu şekilde bu kadar yapıyorum. Burada da 7 tane yapmışım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu ilk dalımızın 5 zincirli yuvasından girip sık iğne ile bu şekilde tutturduk. Buraya da aynı şekilde 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 3, 4, 5. yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Buraya bir yuva yaptım. Geri kalan kısma da 4 tane arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen 6.yı da aynı yuvanın içine giriyorum ve sık iğne ile buraya kapatıyorum. Bu şekilde bir dalımız oldu. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Bu şekilde bıraktığım bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile tutturdum. Tekrar buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 3 zincirli bir yuvam oldu. Tekrar 8 zincir. 8 zincirimi bu kapattığım yeşil yuvanın içine bu şekilde bir tane daha 8 zincirli yuvamız oluyor. Bir zincirle hemen düz yüzüne döndüm. Bu şekilde. Düz yüzüne döndüm. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane arkadaşlar 8 zincirimizin üzerine 10 tane sık iğne gittik. 11.yi de bu yaptığımız 3 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şimdi bunu 2 alarak buraya bir yuva yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Bir defa doladım. Bu 3 zincirli yuvaya girip 2 olarak aldım. Bu da ikinci yuva. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi
buradaki yuvaya kapatıp bu üç zincirin üzerine arkadaşlar bu şekilde 3 tane yuva yapıyorum. Tekrar bu sık iğnemin içine giriyorum. Buraya yine aynı bu şekilde sağ tarafta olduğu gibi 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane sık iğne. Yine yeşil yuvanın içine girip bir sık iğne ile giriyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım. Bu şekilde. Çok hoş oldu arkadaşlar. Çok da tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi mor kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci lalemi de ben yaptım. İkizin tekini. Şimdi kenar kontürünü yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğne ile yeşil yuvamdan girdim. Sabitledim. Hemen ilk sık iğnemin tepesinden bu şekilde giriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnemin tepesine girdim. Sık iğne yaptım. Sırayla tüm sık iğnelerimizin üzerinden girerek arkadaşlar bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet. Son iki kaldı arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir görünüm elde ediyoruz. Sık iğnelerin üzerine renkli sık iğne gidiyoruz yani. Bu şekilde tüm sık iğneleri gittik. Şimdi buradaki dibinde zincir çekmeye başladığımız yere de bir sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Tekrar bu şekilde yuvamın içine de girdim. Bakın burada da aynı şekilde yuvanın, beyaz yuvanın içine de sık iğne ile giriyoruz. Daha güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde girilirse. Hemen bir tane zincir çekiyorum üzerine. Bir defa doluyorum. Bu yaptığım ilk yuvanın içine girip 2, 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 3. Toplam buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Zincirimizle beraber 4 ve 5. 5 tane bu şekilde trabzanımız hazır. Yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer arkadaşlar şu beyaz trabzanımı kapatıyorum. Yuvaya değil, beyaz trabzanın üzerine kapatıyorum. Şöyle biraz daha tümsekli dursun. Çok da güzel oldu bakın arkadaşlar. Yüz yuvarlak uyum oldu, dönümü oldu. Bir defa doluyorum. 2, 2 alıyorum. Aynı şekilde burada da trabzanımı 4'e tamamlayacağım. Bir defa doladım. 2, 2, 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzan tepeme girip kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Üçüncü yuvamın papatyasını da yapıyorum arkadaşlar. 4. Bu şekilde trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Aşağı aynı yuvaya kapattım. Evet. Yuvalarımızın içine papatyalarını yaptık arkadaşlar. Buradaki en dibe girip sık iğne yapıyorum. Tekrar sıradaki yere girip sık iğne ile bu şekilde tekrar, evet, tüm sık iğnelerin üzerinden sık iğne ile geçiyorum. Aşağı doğru yeşil yuvaya doğru iniyoruz bakın arkadaşlar. Son iki tanesi kaldı. Bu şekilde. Sonuncu direkt yuvada olduğu için biz de direkt yuvaya girelim arkadaşlar. Bu şekilde.
uyumu. Eğer şeyse tekrar girelim arkadaşlar. Bu beyaz kısmı atlaması biraz uzun oldu. Sık iğneye göre gerdirdi. O yüzden son geçişin üzerine de girdik. Bu şekilde tamamladık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Buradaki ikinci lalemizin, yani içine de girdik ikiz lalemizin. Bu yeşil yuvaya giriyorum sık iğne ile. İki zincirle köprü yaptık arkadaşlar. Ve burada birinci de ne yaptıysak aynısını, yani sık iğnelerini ve papatyalarını yapıyoruz arkadaşlar. Fazla vaktimiz gitmesin. Hemen orayı da ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yaprağı ayrı güzel, lalesi ayrı güzel. Gördüğünüz şu papatyalar çok hoş duruyor arkadaşlar. 3 tane o papatyalar. Arasına da bu şekilde ben 7 tane kirpikli ara suyu verdim arkadaşlar. Böyle yapraklarımı da kutucukların üzerine yaptım. Sade, daha hoş duruyor sadenin üzerinde. Siz de bu şekilde tercih edin arkadaşlar. Ve oyam gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Elime de sağlık. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.